Şimdi bir tiyatro haberi devam edelim. Ünlü oyuncu Hüseyin Köroğlu ve rol arkadaşı Şenay Saçbüker sevgiyi ve barışın önemini kabullenmeyi aşkı kanatsız güvercinler oyununda anlatıyorlar. İki birbirini tanımayan insan gördüğünüz fantastik bir avluda buluşuyor. Ve bu buluşmanın sonuna doğru gerçekten bir ...sevgiye doğru gidiyoruz. Din, dil, ırk ayrımı olmadan insan sevgisini anlatıyoruz. Ve barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatıyoruz. Beyaz tüllerden yapılan bir ağacın altında bir araya geldiler. Tiyatro Aşk son oyunu Kanatsız Güvercinler'de... ...sırlarla dolu bir kazadan doğan büyük bir aşkı ve barışı anlatıyor. Oyunumuzun adı Kanatsız Güvercinler... Ee... Biz aslında gördüğünüz gibi fantastik bir dünyanın içindeyiz. Ee, i̇nsanlara sevgiyle barışı öneriyoruz. O yüzden biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kanatsız güvercinleri hep beraber sahneye taşıdık. Tiyatro oyuncuları Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker başrolleri paylaşıyor. Bir ada var. E, ada Kuzey ve Güney diye ikiye ayrılmış durumda. Adada bir tane araştırmacı gazeteci var. Onu ben oynuyorum. E, bu gazeteci bir yerden aldığı bilgileri e, bir köşe yazısı yazıyor. Adada uyku öldü diye. Bu köşe yazısından sonra e, garip işler olmaya başlıyor. E, durup dururken evinin yanında mesela bir kaza oluyor. Kazadan işte bir insanı kurtarıyor. O da, <laughs> o da <burada. gülüyor> Evet. Güneyli Sofi'nin hayatını kuzeyli gazeteci kurtarıyor. İlginç olaylar birbirini takip ediyor. Çok sıradanmış gibi başlıyor her şey ama Böyle hayata baktığımızda da her şey sıradan zaten. Fakat bu sıradanlık sonra e, bazı gizemli durumlara bürünmeye başlıyor. Barışı o kadar hasretiz ki hangi anlamda olursa olsun e, birbirimizle olan barışımız çok önemli. Birbirimizi kabullenmek çok önemli. E, i̇zleyicimiz izlediği zaman e, kabullenmeyi, barış içinde yaşamın özlemini hissedecek diye düşünüyorum. Birbirini tanımayan iki insan gizemli bazen de komik olayların içinde buluyor kendini. Bu yolculuğun sonunda sevgi, kabullenme ve barışın önemi vurgulanıyor. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, yaşadığınız topraklarda birbirinizi kabullenerek, birbirinize saygı duyarak barış içinde yaşamayı başarabilirseniz kimse dışarıdan gelip sizi yönetmeye kalkmaz, kalkamaz temel cümlesinin peşinden gidiyoruz.